neler. Ben Hasan Özdemir. Bugün Balıkesirli Gönen ilçesine 10 kilometre mesafede sakin, şirin bir köydeyiz. Arkamda gördüğünüz sarı evi tanıtacağız. Ev yıllardır boş. Arazi meracılık yapmaya müsait. Evin bakım onarıma ihtiyacı var. Değerli izleyiciler, burası verir misin? Burası gördüğünüz gibi hayvancılık yapmaya müsait bir konumda. Bu şekilde meraları olan hayvancılığa müsait bir köy. Görmüş olduğunuz sarı ev yıllardır atıl durumda kalmış. Herhangi bir dışarıdan görünen sorunu yok. Cephesi geniş. 1100 metre. 1100 metre sevgili izleyiciler, bahçesi bulunmaktadır. Evet, dışarıdan girilen kapısı bu sevgili izleyiciler. Evet, meraya doğru olan yol bu şekilde. Evet, meydan bu şekilde. Parka taşlarını görüyorsunuz. Belediye burayı parka taşı yapacak. Evet, köyün evin içine girdiğimizde sevgili izleyiciler, atıl durumda kalmaktan dolayı çatısında deformasyon olmuş. İçeride küçük baş ördek ve tavuk hayvanları bakılmakta. Ev görüldüğü üzere bakıma muhtaç bir şekilde. Bu ev temelleri sağlam. Yıkılıp tekrardan dikilebilir veya tamirat gösterilip onarılabilir. Duvarları sağlam, temeli sağlam bir ev. Evet, bu şekilde devam ettiğimiz zaman damlara doğru geliyoruz. Evet, incir ağacımız burada. Bu şekilde. Burada küçük baş hayvanlar. Burası küçük baş hayvan bakılan ahşap dam. Evet, görüyorsunuz dut ağacı ve dübek taşı. Bu da su kuyusu. İçinde suyumuz var. Evet sevgili izleyiciler, atıl durumda kalmış olması nedeniyle her taraf yıkılmış. Bakıma muhtaç. Damların bu açıdan görünümünü görüyorsunuz. Burası 1100 metrelik alan. Bu taş duvarın dibinden devam ediyor. Daralan bir şekilde. Evet. Bu yıkılan duvarlar yine sınırımızın içinde. Gayet büyük dam yapılabilecek bir araziye sahip. Evet. Tavuklarımız ev sahibi tarafından bakılmakta. Görmüş olduğumuz ağaca kadar bahçemizin sınırı devam etmekte sevgili izleyiciler. Bu taş duvar yan komşuyla olan sınır. Diğer taş duvar yine aynı şekilde diğer komşuyla olan sınırı göstermekte. Devam ettiğimiz zaman
Evet. Yut ağacı. Yıkılmış taş duvarımız. Evet, sınır. Teli burada. Görüyorsunuz sınırımızı belirlemek için sınır telimizi çekmişler. Evet. Rengarenk çiçekleri görüyorsunuz bahçemizde. Evet. Bu görmüş olduğumuz dere. Evin sınırı. Kavak ağacımız. Evet, yan tarafta komşumuzun bahçesi hayvancılık yapıyor. Meramız. Görüldüğü gibi. Bakın sevgili izleyiciler. Havayı görüyorsunuz. Tertemiz oksijen deposu adeta. Evet, evi bu açıdan size gösteriyorum. Bu açıdan bakacak olursak böyle bu şekilde 1130 metre bahçeye sahip geniş bir alan sevgili izleyiciler, bakalım burası kime kısmet olacak. Ayrıntılar bölümünü okumayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.